Yolu Kanal D Haber'den de geçen bir meslektaşımızı Metin Uca'yı kaybettik. Şah damarı tıkalıydı. Direksiyon başındayken pıhtı atınca trafik kazası geçirmişti. Zorlu bir ameliyattan çıktı. Çok mücadele etti. Tam atlattı derken bir kere daha fenalaştı. Bu kez olmadı. Metin Uca 62 yaşında hayata gözlerini yumdu. Herkes karşısındakinin elini tutsun. Tıkanıklıkları ölümle de sonuçlanabilir. Ölümden de korkmuyorum. Ben güzel öleceğimi de düşünüyorum. Metin Uca ölümden korkmuyorum açıklamalarından bir yıl sonra şah damarı tıkanıklığına bağlı hayatını kaybetti. Daha 62 yaşındaydı. Ben Hakkari'li bir babayla Söğütlü bir annenin çocuğuyum. İki şah damarı da tıkalıydı, farkında değildi. Kocaeli'nin Dilovası mevkiinde araba kullanırken fenalık geçirdi. Ağaca vurarak durabildi. Hemen ameliyata alındı. Pıhtıların eritilmesi, damarların tıkanıklığının giderilmesi için tedaviye başlandı. Günlerdir hastanede, bu kapıların ardında tedavi altındaydı. 3 Kasım'da geçirdi kazayı. 2 haftadır bir iyi bir kötü sürdü tedavisi. Yine fenalaştı. Artık çıkması beklenirken ameliyata alındı. Ne yazık ki yoğun bakım sürecini atlatamadı. Ölümü sevenlerini yasa boğdu. Oysa 3 gün önce iyileşiyorum paylaşımını yapmıştı. Beyni besleyen en önemli damar sistemi ve tıkanıklıkları felçle sonuçlanabileceği gibi ölümle de sonuçlanabilir. Ama özellikle baş dönmesi, dengesizlik, denge kaybı, bayılma, senkop dediğimiz atakları olanlar mutlaka şah damarı tıkanıklığını da araştırıyoruz. Yazar, sunucu, oyuncu Uca için cumartesi sabahı Cemal Reşit Rey'de tören düzenlenecek. Pazar günü ise öğle namazının ardından Ankara Kocatepe Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Metin Uca, Kanal D Ankara.